Mutlaka muz bitkisini görmüşsünüzdür. Palmiye, hurma ağacına benziyor, öyle değil mi? Aslında biraz daha yakından bakarsanız hayır. Çünkü muz ağaçta yetişmiyor. Ciddiyim. O ağaç gövdesi sandığınız kısım odunsu bir yapıda değil, iç içe geçmiş muz yapraklarından oluşuyor. Gerçek gövdesi toprağın altında yer alan rizom. Yani muz kök meyvesi mi diyebiliriz? Güzel soru. Cevabı hayır. Muzun yerin altında kalan yapısı kök değil, rizom, yani yatay gövde. Muzun dışında mesela zencefil, zerdeçal, bambu da bu yapıda. Ayrıca muzun meyvesi çiçekten oluşur, kökten değil. Bu yüzden muz, patates ve havuç gibi kök sınıfında değil, meyve sınıfındadır. Peki o zaman soru gelsin. Yahu arkadaş, meyvelerin çekirdekleri olması gerekmez mi? Muzun çekirdeği yok. Aa, aslında varmış. Arkeolojik bulgulara göre insanlar ilk olarak 7000 yıl önce muzu yetiştirmeye başlamışlar. O zamanlar muzun iri ve sert çekirdekleri varmış. Atalarımız demişler ki yahu muz böyle bir şey olmamalı. Onlar da ne yapmışlar? Zamanla daha etli ve daha az çekirdekli olan muzları çoğaltmaya başlamışlar. Çünkü o halleriyle zaten yenecek gibi değillermiş. Bugünkü muzlarda zaten böyle çekirdeğinden bir şey üretilen muzlar değil. Bunlar tek yemelik muzlar. Bunu toprağa atsak muhtemelen bir şey yetişmez. Normalde nedir arkadaşlar? Meyvenin çekirdeği onun tohumudur. Döllenmiş yumurtanın içinde tohum, yani çekirdek gelişmeye başlar. Ama işte bazı meyveler muz gibi tohumsuz gelişir. Çekirdeksiz üzüm ya da çekirdeksiz karpuz gibi. Demek ki insan eliyle ya da doğal mutasyonlarla da tohum olmadan meyveler yetişebiliyor. Domatesin çekirdeği var. Meyve mi yani şimdi? Domates sebzedir yani. Hayır, meyvedir. Şey, biber. Onun da çekirdeği var. Ay çekirdeği. O zaten meyve. Ay çekirdeğinin tohumu var. Kendisi zaten tohum. Dolayısıyla o da bir meyvedir. Tatlı değil ama. Tohumlu bitki abi. Tohumsuz bitkiler, kök bitkiler veya yapraksılar, onlar sebze oluyor. Mesela ıspanak, lahana. Tuzlu. Ispanak tuzlu olduğu için sebzedir. Tuzlu olmasıyla bir alakası yok. Tohumu olması gerekiyor. Yani bu da mesela tohumsuz olduğu için sebze gibi algılanabilen ama aslında bir meyve. Kök. Çünkü tatlı. Değil. Tatlı. Muzun yaprakları da çok ilginç. Görmüşsünüzdür böyle kocaman, ama onları ilginç kılan aslında sadece büyük olmaları değil. Özellikle Asya ülkelerinde yemek pişirme ve yemek sunumu amacıyla da kullanılıyor. Muz yaprakları besinlerin sıvılarını tutabilme özelliğine sahip. Bu yüzden balık, tavuk ya da sebzeleri böyle onların suyunu korumak için ne yapıyorlar? Muz yapraklarına sarıyorlar, öyle pişiriyorlar. Bizdeki asma yaprağı gibi. Bence en ilginç olan kısımsa muz yapraklarının bir tabak gibi kullanılması. Hindistan, Sri Lanka, Endonezya, Tayland gibi ülkelerde bu yapraklar adeta bir tabak. Yapraklar büyük, esnek ve su geçirmez. Sağlam yani. Bu yüzden masa örtüsü olarak da kullanılıyor. Dolapta yiyecekleri saklamak için de kullanılıyor arkadaşlar. Hava almadığı için dolapta böyle yiyecekleri muz yaprağıyla sarıp dolaba koyarsanız tazeliğini uzun bir süre koruyabilir. Muzun yaprağı dışında lifleri ve kabukları da kullanılıyor. Gövdesinden elde edilen lifler abaka olarak bilinir ve çok dayanıklıdır. İp, halat, sepet, hatta bazı bölgelerde tekstil üretiminde kullanılıyor. Kabuğu da hayvan yemi, organik gübre, hatta son dönemde biyoplastik olarak bile kullanılabiliyor. Biz de evde şey yapıyoruz, kabuğunu kaynatıyorsun, o suyu toprağa döküyorsun, çiçekleri acayip besliyor. Muz yani, görüyorsunuz arkadaşlar, İsviçre çakısı gibi ya, bitmiyor ya, faydaları saymakla bitmiyor ya. Bol bol yiyin, içinde potasyum, magnezyum, fosfor, demir, C vitamini, B6, B1, B2, B3, B9 ne ararsan var. Özellikle sporcular çok yer arkadaşlar muzu, çünkü kasların yeniden onarılmasında oldukça etkilidir. Magnezyum, potasyum, bunlar sporcular için çok kıymetli. Ayrıca lezzetli ve sindirimi de kolay, siz de yiyin. Yahu muz dedik, muz bizi şaşırtmaz dedik, şaşırtmaya devam ediyor. Daha deneye geçmedik, deneye geçmeden neler anlattık. Şimdi de deneyi anlatacağız, bugün muzu yakacağız. Malzemeler. Muz, pürmüz. Evet, şimdi ne yapıyorum? Muzu yakıyorum arkadaşlar. Evet, muzu neden yaktığımı da birazdan anlatacağım. Şimdi öncelikle şöyle. Bakın arkadaşlar.
Bayağı şu an alev aldı yani. Diyeceğim de almıyor alev. Ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Yanmıyor ya. Muz yanmıyor. Şuraya bak. İçine bakalım. Ne alemde? En ufak bir değişim yok. Şuraya bak. Arkadaşlar bakın. Muzun kabuğu adeta kömür oldu. Yani şu pürmüz pürmüz ha. Yani bunlar şu an mangalı yakmıştık öyle söyleyeyim sana. Şuraya bile geçmemiş. Çok acayip. Muz yanmıyor ya. Bayağı yanmıyor. Yani bir daha deneyelim. Şu an yani eş zamanlı arkadaşlar bakın zaman atlatma falan yok. Bayağı alev almış olması lazımdı. Yok yani hiç oralı değil. Asla öyle bir alev alma durumu falan söz konusu değil yani. Evet bakın burada yani yumuşama bile yok ya. Şuraya geçmemiş bile ya. Evet peki nasıl oldu bu? Neden bu muz yanmadı? Ya bana birisi gelip muz yanmıyor dese. Muz yanmıyor. Ne alaka oğlum derim. Yani niye yanmıyor derim yani. Muza ne oldu? Muzda bu özgüven, muza bu haller nereden geldi? Arkadaşlar muzun %75'i su. En son söyleyeceğim şeyi en başta söylüyorum. Muzun %75'i su. Evet ve suyun öz ısısı çok yüksektir. Su öyle kolay kolay yanmaz. Su zaten yanmaz. Sıcaklığı da öyle kolay kolay yükselmez. Bazı videolarda görmüşsünüzdür. Afrika'da falan ya da böyle kamp videolarında görmüşsünüzdür. Böyle bir plastik poşetin içerisine su dolduruyorlar. Onu ateşin üstüne tutup üstünde yemek yapıyorlar. Nasıl oluyor bu? Yüksek su içeriği yüzünden aynı zamanda lifli yapısı yüzünden muzun kabuğu tutuşmaz arkadaşlar. Çünkü bunun içerisindeki su ne yapar? Yüksek ısıyı emer. Ve onun yanma sıcaklığına ulaşmasının önüne geçer. Yanmaz. Yakamazsın. Çok zor. Çok zor. Ne olur biliyor musun? Önce ilk aşamada yanar zannedersin ama yanmaz. Suyu buharlaşır, kömür haline gelir ama yanmaz. Üst taraftaki yüzey tabii ki yanıyor ama yüksek su oranı yüzünden ne oluyor? İç taraflara ulaşmasını engelliyor. Çok fazla su var muzun kabuğunda. Aynı zamanda dediğim gibi lifli bir yapı. Adamlar yatak yapmışlar yahu. Arkadaşlar biraz daha bilimsel konuşacak olursak muzun kabuğu selüloz, hemiselüloz ve pektin gibi hücre duvarlarından oluşur. Bunlar özellikle mesela selüloz 300-350 derece yanma sıcaklığına kadar kendini koruyabiliyor. Hemiselüloz biraz daha düşük 200-250. Pektin de kimyasal olarak bozuluyor ama tutuşmuyor arkadaşlar. Böyle karamelize bir hale geliyor. Yani bu üç madde hücre yapısı gereği muzu ne yapıyor? Yanmaktan demeyeyim de tutuşmaktan kurtarıyor. Sonuçta burada bir yanma olayı gerçekleşti. Bir kömürleşme var burada baktığınız zaman. Kimyasal olarak da bir parçalanma söz konusu. Ama tutuşma o hani aldık bir yere attık eyvah ev yandı. Öyle bir şey yok. Muz öyle tutuşmuyor arkadaşlar. Muz kabuğunun hücresel yapısı da burada muzun tutuşmamasının çok önemli bir sebebi. Tarımda bir sürü çözümler üretiliyor. Bu sayede de üretimler artabiliyor. Hatta ilaçsız çözümler üretiliyor. Mesela Beyaz Efe'nin bu konuda müthiş bir çözüm olduğunu biliyorum. Ecovio Mulch filmi. Ekinlerin üzerine yerleştiriliyor. Bu sayede bitkilerin su yönetimini iyileştiriyor. Yabancı otların büyümesini baskılıyor. Hastalık riskini azaltıyor ve ürün verimliliğini artırıyor. Hasattan sonra topraktan sökülmesine de gerek kalmıyor. Çünkü mikroorganizmalar tarafından parçalanıyor. Muz içinde salkımları büyüdüğünde bu ürünlere sarılıyorlar. Böylece meyve her türlü zararlıdan korunuyor. Artık bahanemiz kalmadı. Hep beraber Anamur'a. Hadi bakalım muz yetiştirmeye. Keşke öyle bir imkanımız olsa. Mersin ülkemizin güzide ilerinden. Selamlar. Evet
Soruyu soruyorum o zaman. Anladıysak meseleyi. Sorun. Muz bir ağaçta mı yetişir yoksa otsu bir bitki midir? A. Ağaçta. B. Otsu. Muzu zaten seviyordum. Bugün bağrıma bastım. Evet. Bir şey daha öğrendik. Muzu yakmayalım. Zaten neden yansın? Yiyelim, güzelce besinlerimizi alalım. İnşallah masanızdan muz, aklınızdan bilim, YouTube kanalımızdan vasfi eksik olmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşça kalın. Aklımda bir fikir var. Anamur'un adı ana muz olsa... Ulan yemin ediyorum katılıyorum sana biliyor musun? Anamuz. Gel buraya öpeceğim. Anamuz.